Seçim özelde yine seçimi konuşacağız. Seçim 2015 olarak giriyorduk ama bu akşam arkadaşlar gündem özelden girdiler. Yine siyaseti konuşacağız. Daha fazla Urfa siyaseti değil, Türkiye siyasetini değerlendireceğiz. Türkiye'de şu an siyaset sahnesinde gizli bir el var. Karanlık odada bir şeyler mi konuşuluyor, bir şeyler mi yapılıyor? Yoksa Türkiye kendi seçim seyrinde rahat ve sağlıklı, istikrarlı bir seçimle 7 Haziran'a kadar devam edecek? Yoksa yine gizli bir elin, görmeyen bir elin, karanlık bir elin seçim bürolarına saldırılarla, farklı alanlarda söylemlerle, bilmediğimiz, bugüne kadar akıllara gelmeyen projelerin açıklanmasıyla acaba siyasete farklı bir yön mü verilmeye çalışılıyor? Bu akşamki konumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Emin Ünen. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim seçimde Türkiye rehavete kapılmış gibi söylüyoruz ama aslında meydanlarda rehavete kapılmış gibi değil. Halk belki iki seçimi, üç seçim üstte ardından bir rehavet, bir durgunluk olabilir ama meydanlarda bir durgunluk yok. Gezilerde bir durgunluk yok. Ama evet, rehavette sözü olabilir. Ama Türkiye siyasetinde bu dönemki genel seçimlerde belki Cumhurbaşkanı başkanlık sistemi için söylüyor. AK Parti iktidarda kalmak için söylüyor. HDP barajı aşmak için söylüyor. CHP bu defa büyük projelerle, büyük vaatlerle, merkez projelerle öne çıkmaya çalışıyor. MHP ilk kez belki de seçim beyannamesiyle ortaya çıkmaya başladı. Bunlara baktığımızda acaba Türkiye'nin siyasetini yönlendirmeye çalışan gizli bir el mi var? Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerime de hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Türkiye yeni bir seçim atmosferine girdi ve geçtiğimiz sene içinde de iki seçimi de birden yaşadığı için sizin de buyurduğunuz gibi Türkiye seçimlerden biraz yorgun esasında. Evet. Çünkü vatandaşımıza da gittiğimiz zaman her seçim arefesinde olduğu gibi şimdi de meydanlar dolu insanlarımıza gidiyoruz. Ve hep diyoruz ki bu seçim bundan daha önemli, bu seçim ondan daha önemli. Halbuki ben şöyle diyorum, her seçim çok önemlidir. Diğer başka bir seçimle bu seçim veya başka bir seçimlerle önümüzdeki zamanlardaki seçimi kıyaslamak yanlış, doğru bir şey değil. Her seçim kendi içinde dinamiklerini barındıran ve her seçimin kendi koşullarıyla birlikte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçimler milletin kaderini belirlediği, rotasını tayin ettiği, geleceğe daha nasıl emin adımlarla yürüyeceğini, kendi liderini, kendi yöneticilerini seçeceği açısından özellikle milletvekili seçimleri olarak söylüyorum. Belediye seçimleri de böyle ama milletvekili seçimleri çok daha önemli. O yüzden bu seçimde diğer seçimler kadar önemli ve milletimizin kaderini belirleyecek noktada hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, tüm Türkiye'nin, hatta yurt dışına da biliyorsunuz oy kullanma başladı. Onun yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanacağını düşünürsek gerçekten bütün bölgenin kaderini etkileyecek. Sadece Türkiye'nin değil, bütün bölgenin kaderini etkileyecek bir seçim. Yani aslında biraz da seçimler gelişen ülkelerde, büyüme hızı olan ülkelerde seçimler biraz da demokrasinin aynası gibi durur. Elbette demokrasilerde seçim esastır, sandık esastır bildiğiniz gibi. Büyüme söz ettiniz. Büyüme de 2007 yılından beri tüm çeyreklerde Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke Türkiye. Bu önemli bir şey. Çünkü biz iktidara geldiğimiz dönemde size bir rakam vereyim. Türkiye %74'ünü borçlanmaya veriyordu. Yani Türkiye bütçesinin 100 birimden 74'ü borçlanmaya gidiyordu. Şimdi 100 birimden 33'ü borçlanmaya gidiyor. Yani aradaki fark ne oldu? Aradaki fark yol oldu. Eğitim oldu, sağlık oldu, internet oldu, ulaşım oldu, uçak oldu. Yani bu aradaki fark önemli bir fark. %74'den %33'e düşürdüğümüz zaman, hani bu milli gelirin kişi başı 10 bin dolardan bahsediyoruz ya, daha da arttı esasında küsuratlarıyla beraber. Bu aradaki fark, yani bu insanların cebine giren para hayatlarına yansıdı. Yani günlük yaşamın kalitesini arttırdı. Sağlık anlamında olsun, kullanılan telefon anlamında olsun, ulaşım anlamında olsun, görüntülü konuşmaya başladık vesaire. Bunların hepsi insan hayatının kalitesini arttıran önemli etkenler. Tabi şimdi seçim meydanlarında birçok lideri dinliyoruz. Birçok insanlar, birçok işte parti liderleri birçok vaatlerde bulunuyorlar. Yani CHP, işte MHP olsun, diğer HDP olsun, hepsinin belli oranlarda vaatleri var. Ne kadar gerçekçi? Bunları değerlendirmek lazım seçim atmosferinde. Çünkü dedik ya, Türkiye geleceğine karar verecek. Geleceğin rotasını çizecek. Kaderini tayin edeceği bir seçim. CHP'ye bakıyorsunuz.
İşte asgari ücretin 1500 lira olacağını söylüyor. Evet. İşte mazotun 1-1,5 liralara düşürüleceğini söylüyor. İşte mega projeler açıklıyorlar. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi keza aynı şekilde öyle. Aynı şekilde. Yani bunlara baktığınız zaman işte kaynaklarının olduklarını ve bu kaynakların da insanlara işte hazır olduğunu biz soruyoruz, kaynakları nedir? Söylemiyorlar. Evet. Söyleyemiyorlar. Ama kaynaklarının olduğunu da biliyoruz açıkçası. Çünkü bizim hani o %74.30'u düşürdüğümüz rakam var ya, evet, o hazinenin de bir noktada çok ciddi bir rakamlara ulaşması anlamına geliyor. Altın rezervi olsun, TL rezervi olsun, dolar rezervi olsun, Merkez Bankası'nın zenginliği, Türkiye'nin zenginliği anlamına geliyor. Onlar bu parayı gözlerini dikmişler. Evet. Bu parayı çarçur edecekler. Ve bizim fakir fukaraya ayırdığımız, gerek valilikler, gerek kaymakamlıklar eliyle dağıttığımız, hani bize makarna açı dediler, alay ettiler, evet, kömür dağıttığımız için alay ettiler, göbeğini evet, kaşıyan adam dediler, alay ettiler ya, şimdi aynı vaatleri yapıyorlar. Aynı vaatlerle insanların karşısına çıkıyorlar. İşte şunu vereceğiz, şunu dağıtacağız, şu kadar ikramiye vereceğiz. Hani biz makarnacıydık? Hani biz bunları bol keseden harcıyorduk da vatandaşı düşünmüyorduk? Şimdi aynı vaatlerle şu an vatandaşın karşısına çıkmışlar. Yani Allah yani bugünkü peki ben seçmene yardım etsin, yani onların seçmenine de yardım etsin. Çünkü kolay bir şey değil. Bugün CHP'li olmak da çok zor bir şey. Çünkü sürekli kendisiyle çelişen bir parti. Evet. Bütün söylemleriyle çelişen bir parti. Sözünüzü kestim. Mega projelerden bahsettiler geçen evet, gün Kılıçdaroğlu. Bizim çok daha önceden dile getirdiğimiz ve bizim projemize de külliyen karşı çıktıkları bir proje. Yani bizim Kanal İstanbul diye bahsettiğimiz, çıkardığımız proje. Zaten onların orada rakamlarla belirttiği işte şu kadar insana istihdam, şu kadar işte Türkiye bu kadar merkez olacak vesaire. Biz zaten Türkiye işte 4 saat mesafede 48 ülkeye ulaşıyor. Şu kadar milyar trilyon dolar gayri safi milli hasıla ulaşıyor. Biz bunları zaten biliyoruz ve uyguluyoruz. Bunların getirilerini de Türkiye zaten kazanıyor. Hı. Yani yeni bir şey söylenmiyor. Yeni bir şey söylenmediği gibi taklit ediliyor. Hı. Yani hem bizim zamanında karşı çık bütün söylemlerimize, bütün projelerimizle alay et. Şimdi ismini değiştir. Allah pulla tekrar aynı projeyi koy. Yani pek inandırıcı değil, pek gerçekçi değil. Peki şunu söyleyeyim. Yani bu muhalefetteki 3 parti neden asgari ücret üzerine seçim beyannamelerini belirtilir? Sürekli asgari ücret üzerinden politika yürütmeye çalışıyorlar. Bunun bir nedeni mi var? Şimdi asgari yani ücret, asgari ücreti asgari ücreti ben arttırdım demekten olacak bir şey değil. Yani Türkiye tabii yani rakamların birçoğu yanlış veriliyor. Onun altını çizmek lazım. İşte şu kadar insan 200 TL'nin altında yaşıyor vesaire, Sayın Başbakanımız da dile getirdi. Bunların hepsi yanlış ve bilinçli olarak belki de yalan diyebileceğimiz rakamlar. Tabii bunların ufku çok dar. Yani yarının Türkiye'sinde, yeni Türkiye'de hesaplayamadıkları o kadar çok şey var ki. Biz 2016'da uzaya fırlatacağımız uydudan bahsederken onlar sadece asgari ücret önemsiz demiyorum. Asgari ücret üzerinden sizin de dediğiniz gibi siyaset belirliyorlar. Evet. Şimdi sadece asgari ücret üzerinden bir siyaset belirlerseniz ve insanlara hiçbir şekilde gelecek anlamda bir proje vaat etmezseniz, ki projeleriniz de taklitten öteye gitmezse, nasıl inandırıcı olacaksınız vatandaş karşısında? Sadece ideolojiyle, sadece Türkiye'deki belli başlı sıkıntıların üzerine giderek işte ben her zaman şunu demişimdir. Karalamak çok kolaydır. İyisini yapmak zordur. Ben bu kadar veriyorum, sen daha fazlasını ver. Ben bunu yaptım, sen daha fazlasını yap. Sen bunu söyle bana. Bugün ben Urfa'da dolaşıyorum. İnsanlara soruyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Yani ben ne CHP'nin, ne MHP'nin, ne BDP'nin Urfa'ya bir şey katabileceğini görmüyorum. Bir şey katabileceğini tahmin etmiyorum. Vatandaşımız bize bunu söylüyor. Yani vatandaşa sorduğunuz zaman da, CHP'li, MHP'li seçmeni sorduğunuz zaman da niye oy veriyorsunuz dediği zaman da iktidar olacağına inanmıyor. Kendi seçmene inanmıyor. İdeolojik kaygılardan dolayı oy verdiğini söylüyor. Bakın bu çok önemli bir tespit. İdeolojik kaygısı var. Ben diyor sadece ben bu şekilde görüyorum diyor. Ben partim olduğu için veriyorum. Peki iktidar olacağına inanıyor musun? Bunları yapacağına inanıyor musun? İnanmıyorum diyor. Bunu kendi seçmene söylüyor. Anketler bunu bize söylüyor. Yani burada vatandaşımızın istikrardan yana mı? Türkiye'nin önümüzdeki yıllara çok daha emin adımlarla yürümekten yana mı? Yoksa ne dediğini bilmeyen, inanın iki tane koyun verseniz güdemeyecek insanların, planı programı olmayan,
insan gücü olmayan, birikimi olmayan insanlara mı oy verecek? Bunun ayrımını yapmak lazım. Yani ben burada sadece işte Türkiye'de şu liste böyle oldu, bu liste böyle oldu veya listeler üzerinden değil, Türkiye'nin büyük resimde, Orta Doğu bölgesinde, Balkanlarda, Avrupa'da, Asya'da, Körfez bölgesinde lider bir ülkenin ve bu kadar etrafımız ateş çemberi olduğu halde ve bizi de bu çemberin içine katmak istedikleri halde Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunun ve durması gerektiğinin bir teminatıdır AK Parti. Evet. Peki şunu söyleyeyim. Bugün Selahattin Demirtaş'ın konuşmasında HDP'nin 114 seçim bürosuna saldırı olduğunu, aynı tarafta, diğer taraftan baktığımızda bugün Bülent Arıncı'nın Van'daki, Siirt'teki konuşmasında AK Parti bürolarına da çeşitli saldırılar olduğunu ve neredeyse o mahiyette saldırılar olduğunu ve son Adana Mersin'deki iki tane bombalı saldırının ardından olay gerçekleşti. İstanbul'da bir MHP bürosuna bir defa saldırı oldu. Peki bu seçim sürecine bunların denk gelmesi birileri seçim sürecinin istikrarlı ve huzurlu geçmesinin önüne bir engel mi koymaya çalışıyor acaba? Türkiye'de her zaman seçim dönemlerinde böyle provokasyonlar olmuştur. Ve bu provokasyonların sonuçları kime yaradığına çok iyi dikkat etmek lazım. Kime yarıyorsa bilin ki failleri de o cenaha yakın insanlardır. Ne? Biz tabii ki de şiddetten yana değiliz. Bizim hiçbir adayımızda, hiçbir parti mensubumuzda, hiçbir teşkilatımızda gerek genel merkez olsun, gerekse 81 ildeki teşkilat mensuplarımızdan olsun, hiçbirisinden şiddet yanlısı, şiddet taraftarı bir kelime bile duyamazsınız. Evet. İdeolojik anlamda herhangi bir insanlara baskı göremezsiniz. Kan siyaseti göremezsiniz, baskı siyaseti göremezsiniz. Şimdi biz tabii ki de bunlara karşı olduğumuz gibi herhangi bir siyasi partinin de bu anlamda saldırıya uğramasını kınıyoruz. Bu hangi parti olursa olsun. Biz bunların hepsinin karşısındayız. Evet. Ama Türkiye'de öyle oyunlar oynanıyor ki, öyle sıkıntılı durumlar var ki, işte buna bir artık dış mihrak mı dersiniz, bir üst akıl mı dersiniz, ne derseniz deyin. Burada asıl bu seçimlerde bu hedef alınan, işte bu saldırı uğrayan partilerle, binalarıyla vesaireyle asıl ne elde edilmeye çalışıyor, hedef ne, ona bakmak lazım. Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek, Türkiye'yi istikrarından koparmak. Bunlar hedeflendiği için şimdi bizim çok daha dirayetli, çok daha güçlü, çok daha azimli bir şekilde olduğumuz yerde durmamız gerekiyor. Yani bakın Türkiye'de AK Parti çok önemli seçim başarıları elde etti. Evet. Hiçbir partiye nasip olmamış başarılar bunlar. Yani anavatan dahil ilk dönemindeki ikinci, üçüncü seçimlerinde ilk dönemindeki oya bile ulaşamamış, ulaşmış herhangi bir parti yok AK Parti dışında. Evet. AK Parti düzenli olarak oylarını arttırdı. Bu birilerinin hoşuna gitmiyor açıkçası. Zaten bu dönemde tek başına iktidar olur ve belirlediği oy oranda oy alırsa Türkiye'de rekor olmuş olacak tek parti döneminde ve üst üste bu başarıyı elde eden parti olarak. O zaten biz o rekorları kırdık. Biz kendi rekorumuzu kıracağız. Yani kendi rekorlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü daha önceden 3 seçim, 3 genel seçim anlamında söylüyorum. 3 genel seçim oyunu arttırarak bakın. Aynı oyda veya oyunun altında değil. Oyunu arttırarak çıkmış başka bir siyasi parti yok. Sadece AK Parti var. O yüzden bizim kendi rekorumuz. Biz aslında kendimize yarışıyoruz. Yani aslında bu seçim de şu anlamda çok önemli. Bugüne kadar çok badire atlattı Türkiye. AK Parti de çok badire atlattı. 2008'de biliyorsunuz yani ikinci defa iktidar olmuş bir partiye kapatma davası açılacak kadar ileri gittiler. O kadar badirelerden sonra AK Parti ilk defa böyle bir seçimde, böyle bir ortamda kendi yaptıklarıyla, kendiyle baş başa. O yüzden vatandaşımızın kendi geleceğine oy vereceğini ben düşünüyorum. Burada AK Parti'ye oy verecekler şunu düşünmeli. Bana vermiyor. Listedeki herhangi bir kimseye vermiyor. Davutoğlu'na da vermiyor. Sayın Davutoğlu'na, başbakan değil. Tayyip Erdoğan'a da değil. Kime veriyor? Kendi geleceğine veriyor. Çocuklarının geleceğine veriyor. İstikrara veriyor. O yüzden yani bugünkü düşüncelerimiz, bugünkü yapımız tamamen Türkiye genel için bir perspektif sunmalı ve bu perspektiften Türkiye'nin geleceğiyle alakalı konuşmalıyız. Peki şunu söyleyeyim. Genelde CHP, MHP, bazen de HDP de dahil oluyor. Türkiye'nin dış politikasını eleştiriyor. Özellikle Suriye politikası tarzındaki politikayı eleştiriyor ama Türkiye yaklaşık 2 yıl oldu. Çözüm sürecini kendi içindeki
barış sürecini başlattı. Ama barış sürecinin başlamasıyla birlikte işte Mısır'daki olaylar, ardından Libya'daki olaylar, Suriye'de 3 ile 4 yıl aşkın süredir, 3 yıl aşkın süredir devam eden iç çatışma ve Irak'taki tam huzur sükunet sağlamış derken işte terör örgütü IŞİD'in çıkması ve Cumhurbaşkanı deyiminde DAEŞ'in çıkmasıyla birlikte bir ateş çemberine büründü. Ama bu süreçte de sürekli Suriye'nin taciz uçaklarının sınıra yaklaşması üzerine ve sürekli Türkiye'nin işte Suriye'ye destek verdiği, muhalifere destek verdiği yönündeki söylemlerin yoğunlaşması üzerine Suriye'yi de acaba bir, Türkiye'yi de acaba bu Suriye bataklığı da mı çekmeye çalışıyorlar mı yoksa? Evet, Türkiye'deki var olan barış sürecini bir sakamete uğratıp tekrar çatışmalı bir sürecin, sürekli şehitlerin geldiği, çatışmaların olduğu bir alana mı tekrar yönlendirmeye çalışılıyor? Şimdi Türkiye bu barış sürecini uzun zamandır yaşıyor. Evet. Uzun zamandır gündemde ve herkesin dilinde. Barış süreci Türkiye'nin en önemli projesidir. Bakın AK Parti demiyorum, Türkiye'nin en önemli projesidir. Evet. Ama bunu tabii ki de gündeme getiren, hayata geçiren bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama şu an bu projenin muhatabı millettir. Yani burada hiç kimse kendine pay çıkarmasın. İşte ben olmazsam kimse burada görüşmüyor, görüşmeler tıkanır, akamete uğrar, evet, gibilerinden hiçbir BDP yöneticisi kendine buradan pay çıkarmaya kalkmasın. Çünkü bu projenin muhatabı millettir. Muhatabı millet olan projeden korkmayacaksın. Çünkü milletimiz yanlışı desteklemez, yanlışın peşinden gitmez. Bizler bu projenin hayata geçmesi için var gücümüzle herkesin çalışması lazım. Bir insanımızın ölmemesi, bir askerimizin, bir polemizin şehit olmaması bile bence her şeye bedeldir. Her şeye değerdir. Ne? Bakın 2 sene geçti. Hiçbir şehit cenazesi gelmiyor. Bundan kim rahatsız? Ona bakmak lazım. Kan üstünden siyaset yapanlar rahatsız. Şehit cenazelerinde provokasyon çıkarmak isteyenler, olay çıkarmak isteyenler rahatsız. Bu konuyu istismar etmek isteyenler rahatsız. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında. Biz hiçbir zaman kan siyaseti yapmadık. İdeolojik siyaset yapmadık. Biz Türkiye'nin partisi olacaksak, Türkiye'nin partisiysek ona göre davranmak zorundaydık ve milletimize yakışır bir şekilde vakarla, gururla bu süreci yürütüyoruz. Bu Türkiye'nin en önemli sürecidir. Sizin de dediğiniz gibi etrafımız ateş çemberi, gerek Mısır'da, gerek Libya'da, gerek Suriye'de yanı başımızda yıllardır yaşanan bir iç savaş var. Evet. Ve Türkiye her fırsatta Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık olaylarıyla, bu darbe girişimleriyle, her planla aslında bu bataklığın içine çekilmeyi istedim. Ve son günlerde de Şanlıurfa dahil olmak üzere Suriyelilere karşı miting, Suriyelileri istemiyoruz mitingleri tarzındaki provokasyon eylemleri var. Bunların hepsi bunun bir parçası olarak gelişiyor esasında. Küçük, büyük. Hatay'da oluyor, Gaziantep'te oluyor, Urfa'da oluyor. Bizim bunları büyütmememiz gerekiyor. Bunları küçültmemiz gerekiyor, bu sorunları. Çünkü yani CHP'nin Suriye olayına bakışı belli. Neden o kadar parayı onlara harcadın da bizim insanımızı harcamadın diyor. Evet. Ya sen insanını tanıyamamışsın bir kere. Bizim insanımız sofrasındaki ekmeğini bölüşüp veriyor. Evet. Daha değil ki devlet yapsın, devlet yapmasın. Evini açıyor, buyur ediyor. Elinde başka bir evi varsa bila bedel evini kira ücret almadan onlara veriyor, hibe ediyor. Evet. İstediğiniz kadar oturun kardeşim diyor. Çünkü adam ölümden kaçmış. Zalimlikten, zulümden kaçmış. Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük Kobani olayları olduğunda burada bir programa çıktığımızda dedi ki beklenmeyen bir göç olayı başladığında ben Suruçlara teşekkür ediyorum. Daha yerler yokken herkes onları misafir etti ve bu misafirperverliği kapılarını açtıkları için elbette, ben Suruç halkına teşekkür ediyorum diye bir cümle kullandı. Yani bu örnek varken tabii ki de insanımız yani misafirperver artık az bile kalıyor. Misafirperver tanımı yetmiyor esasında. Yani sadece evlerini, sofraları açmadılar, gönüllerini açtılar. Evet. Gönüllerini açtıkları için de yani bu süreçte Türkiye'nin bu insanlara kayıtsız kalması, sınırlarını kapatıp bu insanları ölüme terk etmesi beklenemezdi. Ne? Ama bunu bekleyen bir siyasi parti varsa, CHP diyor niye aldık, gönderseydik vesaire. Evet. Bunlar daha insanını tanıyamamışlar. Vatandaşını, kendi insanının nasıl bir hamurla yoğrulduğunu bilmeyenler Türkiye'yi idare edemezler. Bana 4 yıl ver diyor. Ya ne 4 yılı? Bu çocuk oyuncağı mı? 4 yıl alacaksın da ne yapacaksın? Senin ne insan birikimin var, ne hesap kitaptan anlıyorsunuz,
ya bu kadar insanlara bu kadar vaat ediyorsan bu bir yerden çıkar. Vergi olarak bir yerden almak zorundasın. Evet. Yani dünya ekonomisinde belli kurallar vardır. Bu kurallara sen karşı gelemezsin. Yani vergiyi bir yerden çıkarsan bir yerden artırmak zorundasın. Artırmak zorundasın. Yani bu 2 kere 2 = 4. Bugün hangi iş adamıyla konuşsanız inanın yani ideolojik olarak veya siyasi görüş olarak AK Parti desteklemese dahi şunu söylüyor, aman istikrar devam etsin. Çünkü para kaybedecek. Evet. Biz hiç kimsenin para kaybetmesini istemeyiz. Bilakis herkesin kazanmasını isteriz. İster bize oy versin, ister vermesin. Çünkü insanımız kazandığı zaman ülkemiz kazanıyor. Evet. Ülkemiz güçlü oluyor. Bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Peki Şanlıurfa'ya dönelim. Şanlıurfa'da biraz daha, yani Şanlıurfa patente değil ama biraz daha geniş pencereli bir şey. Dün Ayakkabıcılar Federasyonu Şanlıurfa'da bir protokol imzaladı ve Ayakkabıcılar Adası diye, organize sanayi içerisinde adası diyeceğimiz bir alan için protokol imzalandı. Yer hazırlığı yapılıyor. Bugün de organize sanayi bölgesinde İstanbul Hazır Giyimciler ve Konfederasyon ve İhracatçılar Birliği ile ortaklaşa ilk etapta 19 fabrikanda olacağı hazır giyimciler için yer tahsisi yapıldı ve orada protokol imzalandı ve ilk fabrikanın temeli atıldı. Evet, Sayın Faruk Çelik'in de, Bakan Çelik'in de katılımıyla. Bu pencereden baktığımızda hani yıllarca Şanlıurfa'nın işte pamuk üretiliyor da ne yapılıyor, niye düşük fiyattan satılıyoruz gibi söylemler vardı. Sonra işte temiz toplanması noktasında söylemler vardı ama Şanlıurfa'da hep çırçır kurardı. Şimdi bu pencereden baktığımızda 6. teşvik paketinde olmamız ve iş adamlarının buraya ilgi göstermesi ve bu tür adacıkların oluşması, ilk başta adacık diyoruz sonra bu büyüyecektir. Tabii, oluşmasıyla Şanlıurfa'nın geleceğine yönelik ekonomide hızlı bir ivme mi kazanıyor? Şimdi bu yatırımlar tabii bizim 6. bölgede olmamız da çok önemli bir etken. Çünkü bu yatırımlar 6. bölgede birçok avantajlar var. Evet. Gelen fabrikalara yapılacak teşviklerde, yapılacak yatırımlarda çok önemli bir yer tutuyor. Tabii iş adamımız bunu görüyor. Ve Urfa'da tabii barış ve sükunetin huzur bulduğu önemli illerimizden bir tanesi, büyük illerimizden bir tanesi. İşsizlik anlamında birçok gencimiz de var, bunlara da deva alıyor. Bunları da gördükleri için bizler de tabii gerek Sayın Bakanımız olsun, gerek diğer vekillerimiz olsun, yerel yöneticilerimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun, muhakkak gittiğimiz yerlerde, Ankara'da olsun, diğer illerde olsun, hepsini Urfa'ya gelmeleri için teşvik ediyoruz. Bu ayakkabıcılar meselesinde de birçok yani arkadaşımızın emeği olduğunu ben yakından biliyorum. Evet. Bunların buraya gelmesi, daha önceden sizin de az önce söylediğiniz gibi sadece çırçır fabrikalarının olduğu, sadece işte pamuğun üretilip de katma değer kazanamadığımız, sadece tabiri caizse hamallığını yaptığımız, tabiri caizse hamallığını yaptığımız ürünler, işte gidip de gerek Antep'e gerek Denizli'ye iplik olup işte kumaş olup vesaire katma değerli bir şekilde kazanıldığı için Urfa her zaman bu işin sadece üretim ham madde kısmında olmuş. Evet. Ama biz istiyoruz ki nitelikli ürün de burada üretilsin. Nitelikli ürün üretilirse daha çok kazanacağız. Çünkü katma değerini burada elde edecek ürün. Evet. Yani son hale burada gelmiş olacak. Ve ayakkabı üretimi ve tabii bu binlerle, milyonlarla üretimden bahsediyoruz. Urfa'da olması, Urfa'ya gelmesi bütün memleketimizin kazancına, bütün memleketimizdeki gerek ara işçi dediğimiz ara klasmandaki işçilerin de işsizlerin de iş bulması, işte meslek liselerin bu anlamda önemi çok büyük biliyorsunuz. Evet. Onların da çok değer kazanması ve Urfa'nın ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yıllık ihracatımıza çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Malum bütün Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep lider bir konumda bu anlamda. Bizim de işte 3. 4. 5. organize sanayilerini belki de böyle uzmanlaşarak işte dediğiniz gibi ayakkabıcılar veya işte iplik fabrikaları vesaire gibi büyüyerek bu konuda uzmanlaşıp Urfa'nın ihracatını arttıracağımız bir noktaya doğru gidiyoruz. Peki Urfa ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Biz dün akşam Sayın Faruk Çelik'i konuk ettiğimiz yer Türkiye'nin en büyük müze kompleksinin olduğu Halepli Bahçe Müze Kompleksi'ydi. Yani Arkeoloji Müzesi'nin birlikte Mozaik Müzesi'nde olduğu alandı. Bununla birlikte Şanlıurfa'daki turizm alanları restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve hayvancılığın Türkiye'de belki ilk olan o sebenin bitmesiyle Şanlıurfa'da hem turizmde hem de hayvancılıkta bölge için bir sıçrama olabilir mi? Şimdi turizm gerçekten çok mühim. Hatta inanın turizmin tüm ayaklarını tam randımanlı kullandığımız zaman inanın tarım kadar belki mühim bir gelir olacak bizim için. Evet. Çünkü Urfa'nın
merkez haricindeki 10 ilçesi her birinde turizm amaçlı yapılacak işler var. Evet. Her yerinde bir tarih yatıyor. Her yerinde ayrı bir zenginlik var. Kültürel miras var. Evet. Biz Urfa olarak, Urfa Vekili olarak, Urfa Valiliği olarak, Urfa Kültür Müdürü olarak, Kültür Bakanlığı olarak Urfa'daki bütün tarihi eserlere sahip çıkmış durumdayız. Bir kere bu konuda bütün hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Her ilçede muhakkak ya bir onarım vardır, ya bir bakım vardır, ya bir restorasyon çalışması vardır. Önemli olan tabi burada özel teşebbüse de görevler düşüyor. Ben hep bunun altını çiziyorum. Evet. Sadece devletten beklemek, sadece Kültür Bakanlığı gelsin yapsın. Tamam, arkeolojik kazı elbette Kültür Bakanlığı yapacak. Veya kalenin onarımını tabii ki de Kültür Bakanlığı yapacak. Ama orada nitelikli restoran, nitelikli turistin geldiği zaman konaklayabileceği bir alan, işte otel vesairenin olması gerekiyor. Turlar yani yapılması. Bizim aynı zamanda turların gidebilmesi için yollar, tabii ki de bunları biz yapacağız ki turizm yollarımız gerçekten son 5 sene içinde çok ciddi yatırımlar yapıldı ve iyi noktalara geldi. İşte bunlardan en önemlisi Göbekli Tepe olsun, Harran'daki arkeolojik kazılar ve Harran evlerinin olduğu, kümbet evlerinin olduğu yerler olsun. Ve sizin de en başta söylediğiniz gibi en büyük Türkiye'nin bir müzesi. İnşallah Cumhurbaşkanımız gelince açacağız. Resmi açılışını da yapmış olacağız. Bu anlamda Urfa yani bütün Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bütün Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm kültür, turizm varlıklarını toplasanız, bunu rakam olarak da söyleyebilirim, Urfa'nın yarısına yetişemiyor. Buna Gaziantep'te dahil, Mardin'de dahil, Diyarbakır'da dahil, hepsi dahil. Yani bunların hepsi tabii bizim çok büyük bir zenginliğimiz ama bunları yeryüzüne çıkarmak lazım, turizme kazandırmak lazım. Biz bunları bakanlık olarak, sonuçta bakanlığın belli bir bütçesi var. Yani Türkiye'nin her yerine sahip çıkmak zorunda. Çünkü her yerinde bir güzelliğimiz var Türkiye'nin. Evet. Urfa'ya da bunun en yüksek oranda faydalandığımızı bilinmesi lazım. Bunu çok net söyleyebiliriz. Sadece şu müzeye harcadığımız rakam evet. ortada. Evet. Trilyonlarca para harcandı oraya. Ama Allah'a çok şükür hepimizin iftiharla gezebileceği, misafirimizi götürebileceği ve Urfa Eski Müzesi'ndeki olan bütün kültür varlıklarını oraya aktardık ve çok da büyük masraflar, içeride de çok da büyük masraf yapıldı. Evet. 3 boyutlu görüntülerin olduğu şahane bir müzemiz oldu. Yanında mozaik müzemiz de var. Önemli bir kompleks. İnşallah memleketimizin turizmine, gelirine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki programın sonuna geldiğimiz zaman şunu da söylemek istiyorum. Şimdi pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'ya gelecek. Bu mihenk taşından yola çıkarak hem bir başkanlık sistemi var. Cumhurbaşkanı çok istediği bir söylem evet. var. Bu seçim sürecinde AK Parti'nin alacağı oyla başkanlık sistemine doğru gidersek ne olur? AK Parti istediği oyu alamazsa ne olur? Şimdi buna biraz böyle genel bir bakış açısından yaklaşalım. Sadece işte başkanlık sistemi olarak değil de birazcık daha genel bakmamız lazım. Evet, genel bakmamız lazım. Bugün AK Parti kaybetsin de AK Parti düşmanlığı üzerinden, Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden hareket edilen bir şey var. Ve bu AK Parti nefretinin geldiği nokta anlamında bütün partilerin tek bir parti gibi karşımızda olmasını yol açıyor. Daha yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 müydü, 14 müydü parti bir araya geldi. Evet. Yani kağıt üzerinde bile yan yana yazmaktan korkacağınız partiler bir tek adayın etrafında birleşti. Evet. Bunun adı ne? Tayyip Erdoğan nefreti. Ya o adı aşağı indirelim de kim çıkarsa çıksın. Böyle bir nefret var. Ama millet biz Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyiz dedi. %52 oyla milyonlarca insanın oyunu alarak Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi gelelim bugünkü seçime. Bugünkü seçimde de şu an az önce tabir ettiğimiz bir üst akıldan bahsettik. Şimdi bu üst akıl şunu diyor. Kuvvetli bir AK Parti ile kuvvetli bir muhalefet partisi mi? Bu herhangi bir parti olabilir. CHP diyelim. Yoksa kuvvetsiz bir AK Parti ve kuvvetsiz diğer muhalefet partileri CHP mi? Şimdi benim gördüğüm şu an yapılmak istenen kuvvetsiz AK Parti'yi tercih ettikleri için tüm siyasi partileri belli bir noktada bu yarışın içinde tabiri caizse tabirimi hoş görün pompalıyorlar. Bunların başında da HDP geliyor. Evet. Bakın HDP lideri Demirtaş'ın söylemlerine dikkat edin. Ve şu an dünya gündemindeki söylemlere de dikkat edin. Yani aslında bunu çok böyle irdelemeye gerek yok. Basit. Bu 1915 olaylarıyla ilgili
Papa soykırımdır ifadesini kullanmadı mı? Evet. Aynı benzer ifadeleri Demirtaş da kullanmıyor mu? Evet. Buna baktığınız zaman ben Doğan medyasını takip ediyorum zaman zaman. Bir bakıyorum öyle bir pompalıyorlar ki Demirtaş'ı, sütten çıkmış ak kaşık, barış güvercini. Ya bu barış güvercini daha dün insanları sokağa dökmeye çalışmadı mı? Sokağa çıkın demedi mi? İnsanları şiddete teşvik etmedi mi? Daha yeni Van'da billboardlarda musluklardan akan kanı görmedik mi? Reklam yapmışlar. Bu nasıl bir siyaset? Bu nasıl barış güvercinliği? Ben bunu vatandaşımızın, hemşehrimizin takdirine sunuyorum. Şimdi o yüzden bu üst akıl dediğimiz ve uç bir şekilde partilerin marjinal bir şekilde söylemlerini getirdiğimiz zaman, evet, HDP'ye bakıyorsunuz, maneviyatla alakası yok. Diyaneti kapatmaktan bahsediyor. Öbürsü imam hatipleri kapatmaktan bahsediyor. Birçok böyle saçma sapan geldikleri zaman yapacakları hususlardan bahsediyorlar. Evet. Şimdi bizim milletimiz manevi özellikleri ön planda olan millettir. Bunlar daha milletini tanıyamamış insanlar, tanıyamamış siyasi partiler. Ben Selahattin Demirtaş'ın samimiyetine de inanmıyorum. Samimi olduğuna inanmıyorum. Hı. Samimi insanlar var parti içinde. Tanıştığımız, bir görüştüğümüz, gördüğümüz insanlar da var. Söylemlerine baktığımız insanlar da var. Ama ben Demirtaş'ın samimiyetine inanmıyorum. Ve onun bu memlekete fayda sağlayacağı bir perspektif düşüneceğini sanmıyorum. Birisinin hedefi sadece barajı geçmek, birisinin hedefi AK Parti'nin 2002 yılında aldığı %35 oyu geçmek. Kendinin hedefi %35, biliyorsunuz CHP'nin kendi lideri açıkladı. Kılıçdaroğlu dedi, bizim hedefimiz %35. Yani bu hedefleri alt alta koyduğunuz zaman inanın gidecek hiçbir yer kalmıyor. Evet. Doğru adresin AK Parti olduğunu her defasında görüyoruz. Bir kere kıblesi Taksim olandan fayda gelmez. Peki. Açıkça söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra program var. Sevgili izleyenler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Emin Önel'le seçim gündemini değerlendirdik. Tekrar programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.